Belenko ile yaşamın tadını mutfakta çıkarıyoruz. Merhaba, Belenko ile yaşamın tadını bugün somon filetoyla çıkaracağız. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. Somon filetomuz var. Taze fesleğen, hardal, kekikle birlikte somonu marine edeceğiz. Daha sonra bir sos yapacağız. Bu sosta limon suyu, limon kabuğu, elma sirkesi, soğan, sarımsak, krema ve tereyağı var. Daha sonra bir kabak karpaccio yapacağız. Malzemelerimiz kabak, limon kabuğu, dereotu, malzemik sirke ve elma sirkesi olacak. Kabak karpaccio ile başlıyorum. Kabak karpaccio için önce kabaklarımı ince ince dilimliyorum. Daha sonra bu dilimlediğim kabakları bir karıştırma kabının içine alarak diğer malzemelerle birlikte karıştıracağım. İnce kıyılmış dereotu. Dereotlarını bıçak yardımıyla ince ince kıyıyoruz. Daha sonra kabakların üzerine ilave ediyorum. Diğer malzemelerimiz limon kabuğu, elma sirkesi ve balzamik sirke. Onları ilave ediyorum. Zeytinyağı, tuz, karabiber. Daha sonra bütün malzemeyi güzelce birbirine karışacak şekilde karıştırıyoruz. Kabaklar bu karışım içinde yaklaşık bir yarım saat bekledikten sonra somonla birlikte servise hazır olacaklar. Bu karışımı kenara alıyorum. Daha sonra somon marinasyonuna geçiyorum. Somon marinasyonum için somon filetolarım var. Hardal, kekik, taze kekik ve taze fesleğen. Bunların hepsini bir kapta karıştıracağım. Somonu bu şekilde lezzetlendiriyor olacağız. Taze baharatlarımı ince ince kıyıyorum. Taze fesleğen. Fesleğen çok hassas bir baharat. O yüzden çok ezmemek lazım. Olabildiğince tek seferde hızlı şekilde doğrayıp hemen karıştırma kabının içine alıyorum. Aynı şekilde taze kekiğimiz var. Taze kekiği de ince ince kıyıyorum. Karıştırma kabının içine alıyorum. Daha sonra hardal. Burada istediğiniz tip hardal kullanabilirsiniz. Dijon acı veya daha hafif bir hardal olabilir. Biraz zeytinyağı, tuz, karabiber. Bu arada somon yapısı gereği yağlı bir balık olduğu için çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Tuz, karabiber koyuyorum. Bu malzemeleri önce karıştırıyoruz güzelce. Daha sonra somon filetoları bu karışımın içine alacağım. Güzelce karıştıracağız. Daha sonra tepsiye koyup fırına atacağız. Bu bütün lezzetlerin balığın üstüne geçmesini istiyoruz. Taze baharatlar, hardal, zeytinyağı, tuz, karabiber. Evet, daha sonra bu balığı bir tepsiye alıp yağlı kağıt üzerine önce derili kısım alta gelecek şekilde şöyle tepsiye yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık bu somon filetoları çok kalın olmadıkları için bir 8-10 dakika arası pişireceğiz. Şimdi
limon sos için soğan ve sarımsakları küçük küp doğruyoruz. Mutfakta da brunoaz dediğimiz doğrama şekli. Yapabildiğiniz kadar küçük olursa çok böyle dişe gelmeyecek şekilde. Bu arada soğanın gözleri yaşartmaması için çok keskin bir bıçakla hızlı bir şekilde doğramanız gerekiyor. Daha sonra sarımsağa geçiyorum. Sarımsaklarımı yine ince ince doğrayacağım. Yine mutfaklarda en çok sorulan sorulardan biri, soğan sarımsak kokusu nasıl çıkar? Metal sabunla yıkadığınız takdirde ya da metal bir yüzeyde bu koku çıkacaktır. Şimdi diğer malzemeleri de önüme alıyorum. Burada limon suyu, limon kabuğum var, elma sirkesi var, krema ve tereyağı var. Öncelikli olarak tavama biraz zeytinyağı koyuyorum. Daha sonra ocağımızı açıyoruz. Önce tava ve yağı ısıtacağız. Daha sonra soğan ve sarımsağı soteleyerek başlayacağız. Evet, soğan ve sarımsakları tavama alıyorum. Daha sonra bu soğanlar hafif böyle sararıncaya kadar tavada tutacağız. Çok fazla böyle renk kaldırıp karamelize yapmak istemiyorum. Çünkü sosumun rengi açık olması lazım. Soğanı çok pişirdiğiniz takdirde tabii ki karamelize olacağı için renginde biraz koyulaşacaktır. O bu sosta istediğimiz bir durum değil. Limon suyu, limon kabuğu ilave ediyorum. Daha sonra elma sirkesi. Sonra bu asitleri biraz ocakta çektirmemiz gerekiyor. Buharlaşması gerekiyor. Çok keskin bir aroması var çünkü hem limon suyu hem elma sirkesinin. Ocakta bekleterek bu buharlaşmayı sağlayacağım. Ve kremayı ilave ediyorum. Tuz, karabiber. Daha sonra bu kremayı kaynatarak kıvam almasını sağlayacağız. Koyu bir kıvam olduğunda ocaktan alacağız. Bu arada krema da çok hassas bir ürün. Çok yüksek ateşte tutup kesilmesini engellememiz gerekiyor. O yüzden ben yavaş yavaş sosumu kenara alıyorum. İstediğim kıvama geldi, koyulaştı. Ocağımı kapatıyorum. Ocağı kapattıktan sonra dolaptan aldığımız tereyağımızı içine koyup eritiyoruz. Eridikten sonra sosumuz hazırlanmış olacak. Evet, sosumuz hazır. Şimdi artık sıra somonu fırından almaya geldi. Somonu fırında çok tutup kurutmamamız gerekiyor. O yüzden ben artık fırına gidiyorum. Somonumu alıyorum. Evet, somon da tam istediğimiz gibi. Çok güzel. Şimdi artık servise geçebiliriz. Evet, kabaklardan sonra somonlarımı tabağa alacağım. Bir spatula ile şöyle. En son üzerine hazırladığımız limon sosu koyup afiyetle yiyebiliriz. Bugün Belenköy'le yaşamın tadını bu harika somon filetoyla çıkardık. Bakalım nasıl olmuş?
Bu arada mutfaklarda en önemli konulardan biri hijyen ve temizlik olduğu için tabii ki kullandığımız alan da çok önemli. Bu yüzeylerin kolay temizlenip pratik olması gerekiyor. Günlük hayatta da Belenco ile rahatlıkla yemeklerinizi mutlu bir şekilde pişirebilirsiniz.